Merhaba Halil Bey. Merhaba. İstersen sorularımıza başlayabiliriz. Tabii. İlk olarak 6 saniyede mizah yapmak zor bir iş mi? Adamına göre. Adamına göre zor, adamına göre kolay. Ya işi bilen birisi için kolay. Artık biz alıştık. İlk başlarda zorlansak da tabii ki bizim de kendimize göre şeylerimiz vardı. Şimdi bizim için çok kolay geliyor ama bazıları için epey zor geliyor. 6 saniyede mizah yapılır mı vesaire diye de eleştiri alıyoruz zaten. Peki mainlerinizi kurguluyor musunuz? Süreç nasıl işliyor? Kurgu konusunda tamamen yani doğallıktan yanayız ve doğallığı kaçırmamak istiyoruz. Şöyle ki eğer bir reklamsa gelen bir şey, bunu kurguluyoruz tabii ki. İşin içine bayağı bir prodüksiyon giriyor ama onun dışında kendi doğaçlamalarımızı vesaire yansıttığımız için herhangi bir kurguya kaçmıyoruz yani o noktada. Ne sıklıkta paylaşım yapıyorsunuz? Bu daha çok şeyle alakalı. Yani insanların size karşı şeyleriyle, ya artık video çekin, video çekin diye sürekli mesajlar geliyor. Etki tepki olayı aslında. Ne kadar insanlar bizden talep ederse biz de o zaman videoları vesaire çekiyoruz ama yani haftada 3'ü geçmiyordur. Eskiden sürekli video çekiyorduk. Her gün, her gün, her gün. Hatta her saat başı yüklediğimizi de biliyorum Vine'in ilk zamanlarında. Ama şimdi haftada 3, haftada 4 vesaire artık insanların isteğine göre çekip koyuyoruz. Peki fenomen olma hikayenizi dinleyebilir miyim? Tabii. 3 yıl önce Vine diye bir olay var. Hiç kimse bilmiyor, etmiyor. Uygulama mağazasında biz bunu indirdik, ne yapabiliriz diye. 6 saniye bir şeyler çekiyorsunuz ama bunun yurt dışında tabii ki kullanıyorlar bunu ama Türkiye'de hiç kullanan yok. Biz bununla ne yapabiliriz dedik. Tabii ki YouTube kültürüne daha çok kaçtığımız için işte komik videolar vesaire izliyoruz. Nasıl yapabiliriz dedik. Kendi aramızdaki geyikleri yavaş yavaş oraya aktardık. Ya hadi Vine çekelim deyip boş boş şeyleri çektik. Arabayı çektik, ayakkabımızı çektik, bir şeyleri çektik. Sonra baktık ki olay çok başka. Mizahi yönünü ele alırsak daha bizim için fenomen doğurabilir dedik bu mecra. Öyle yaptık ki 20 binden sonra artık yolda fotoğraf çekilmeye başladılar. Herhalde dedik bu güzel bir yere gidiyor. Devam ettik. Şimdi 1.650.000'deyiz falan. Türkiye'deki Vine fenomenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsi arkadaşımız zaten. Bir süre sonra hepsiyle tanıştık ettik bir şeyler. Başarılılar. Yani çok gülüyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Ben de hani Vine çeken birinin dışında bu mecrayı gerçekten izleyici olarak da çok iyi kullanan biriyim. Yani görsel hafıza dediğimiz olay gerçekten bize çok kuvvetli. Yani genel olarak bütün insanlarda görsel hafıza zaten çok kuvvetlidir. Twitter'da yazılan bir 140 karakterdeki bir şeyi unutabilirsiniz ama asla bir görsel bir şeyi unutmazsınız. Bundan yaklaşık bir yıl önceki mesela 11 Eylül saldırısını asla unutmazsınız. 11 Eylül saldırısını istinaden yazılan bir şeyi unutmuşsunuzdur vesaire. Hepsini izliyoruz ya. Vallahi seviyorum da. Peki en çok seyredilen videoların içerikleri ne? Kendi adıma mı yoksa genel mi? Genel ama tabii ki de bir yandan sizin açınızdan da ele almanız. Ya insanlar tamamen artık gülmek istiyor. Gerçekten sosyal medyada bir uğraş insanlar dışarıda, arabada, evde, iş yeri çıkışı, okul çıkışı, toplu taşıma aracında sürekli bir gülmek istiyor. Sosyal medya, ya Vine'ı aslında tamamen biz mizah olarak kullanıyoruz. Bunu tabii ki şiir okuyanlar da var, başka bir şekilde spor alanlarıyla ilgilenenler var. Ama biz tamamen Vine'ın bir mizahını ele aldık ki insanların gerçekten gülmeye ihtiyacı var. Özellikle yani kendi sevgilileriyle kavga ediyorlar, tartışıyorlar, aileleriyle tartışıyorlar. Kendi günlük hayatlarındaki stresi böyle atmak istiyorlar. Biz de tamamen mizaha yöneldik ve mesela şiir okuyan var, atıyorum şarkı söyleyen var. Ama en revaçta olan tabii ki mizahi komedi Vine'ları. Peki bu Vine videolarınızdan para kazanıyor musunuz? 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler. Tabii ki markaların talebine göre biz de reklam yapıyoruz. Marka geliyor, bir ürününü tanıtmak istiyor bunu Vine'da. Yapıyoruz bu videoyu da, gönderiyoruz, senaryolarını yazıyoruz vesaire. Kabul ediliyor. Öyle bir reklam modeli oluşturduk. Evet, çalışıyoruz yani. Peki bu Periscope gibi uygulamalar Vine'ın tahtını sağlayacak mı?
Yok, ya yıllardır Blok TV vardı, şimdi YouNow var, YouTube'un canlı yayını var, Periskop çıktı. Çok birbirinden çok farklı mecralar. Yani nasıl ki YouTube'a, Google'a rakip bir şey çıktığında onun tahtını sallamadıysa, ya Vine'ın da öyle kolay kolay biteceğini ve tahtını sallayacak bir uygulaman olacağını zannetmiyorum. Peki dünyada Vine'ın durumu ne? Dünyada diğer ülkeler için çok çok revaçta ama Türkiye için aynısını konuşamayacağım. Yani 3 yıl içerisinde gelinen yol 1 milyon 600. Dünyanın en iyi, ya en çok takip edilen kişisi 11 milyon takipçisi var. Yani şimdi onun yanında bunu koyarsak epey bir. Bu bir de evrensel bir dil kullandıkları için, İngilizceyi kullandıkları için. Evet, bizim tabii İngilizce dilimiz çok üstün olmasa da biraz var ama yani bunu Türk insanına yediremezsiniz yani. Ya sessiz bir şekilde çekeceksiniz Vine'larını, müzik altı komedi yapacaksınız. Ya da normal Türkçe şey yapacaksınız. Türk artık mesela yazıyorlar. İşte yabancılardan vesaire yazıyorlar. İşte ne anlatmaya çalışıyorsun, ne diyorsun vesaire demeye çalışıyorlar. Onların tabii öyle bir artısı var. Ama bizim için tabii ki öyle şey konuşamayacağım. 11 milyon herhalde bir 10 sene sonra falan olur, artık yapacak bir şey yok. Peki kurumsal firmalar Vine'ı nasıl kullanabilir? Tavsiyeleriniz Şimdi nelerdir? kurumsal firmalar yeni bir mecraya çok korkak yaklaşıyorlar. Yani bundan nasıl bir çalışma yapabiliriz, ne gibi bir şey yapabiliriz, biz bu şeye girmeli miyiz, Vine'a girmeli miyiz, gerçekten girdiğimiz zaman ne gibi bir şey yapabiliriz diye. Ya öncelikle çok eğlenceli bir iş, çok eğlenceli bir mecra. Bütün kurumsal markalarından da ziyade bütün devletin de aslında siyasetten tutun diğer mecraların da bunu kullanması gereken bir firma, çünkü sürekli kendini yenileyen bir mecra. Yani çok keyifli bir uçak firması bunu çok keyifli bir şekilde kullanabilir. Sallıyorum, bir restoran bunu çok iyi bir şekilde kullanabilir. Bir konser organizasyonlarındaki bu yapılıyor zaten, çok iyi bir şekilde kullanılabilir. Ama biraz daha yeni olduğu için 3 sene olmasına rağmen markalara göre çok acayip bir şeyi, algısı var yani, ne olur ne olmaz vesaire. Onlar da temkinli yaklaşıyor tabii ki, haklılar kendilerine göre ama korkmasınlar. Tamam. Teşekkür ediyoruz bu Rica sorularımızı ederim. cevapladığınız Çok için. teşekkür ederim. Sağ olun.